Bismillahirrahmanirrahim. Bu konumuzda bir ilitam kitabından İlahiyat 3. sınıf İlitam Arapça kitabından Mastar konusuna bir giriş yapacağız. Mastar bildiğiniz üzere T'li mastar, T'siz mastar olarak ikiye ayırabiliriz. Bazı mastarların sonunda T vardır, bazılarının yoktur. Mesela nesraten nisraten. Mastar bina -i merra, mastar bina -i nevi. Her ikisi de tehlidir. T'li tesis. Tesis olanlar mastarı gayrimimi ve de mimli mastar. Veya mastarları mimli ve mimsiz diye de ayırabilirsin. Mimli mastar bir tane zaten. Onun dışındakilerin hepsi geri kalan üç mastar türü de mimsizdir. Mastarları bu yönüne de ayırabiliriz. Lakin kitap burada mastar gayri mimini ele almış. En nezafetu nezafet yani temizlik minel imani imandandır. Mübteda haber. Es sabru sabır nedir? İnde sadmetil ula. Sadme sıkıntı, darbe, şok manasına geliyor. İnde dığı zaman ula birinci. O zaman sabır nedir? İnde sadmetil ula ilk sıkıntı anındadır. Sabır müptida gerisi şibih cümle haber. Uhib bu ben severim. Gizli zamir ene fail. Zikrallahi Allah'ı zikretmeyi severim. Ne zaman? Sabahan ve mesahan. Sabah akşam. Burası fiil cümlesi. Gerisi isim cümlesi idi. Peşine şurada bir cümle daha var. El adlu adalet nedir? Esasül mülki mülkün esasıdır. Haber esas. Burada kırmızı olarak yazılan kelimeler mastar gayrimiğimidir. Evet. Zikra <laughs> zekara yedkuru zikrun zikran zikrin zikra zikru zikri. Mastar gayrimiminin sonuncu harfindeki hareket değişkendir. Mureptir çünkü mastarlar. Farklı farklı olabilir. Burada mef'ul geri kalan yerlerde ise müptüda olarak kullanılmışlar. El-ka'idesu <laughs> kural. El masdaru Mastar. Mastar kelimesi de Mastardır bu arada. Kelime türü olarak. Mastar nedir? İsmun evvela bir isimdir. Müptüda haber burası. Nasıl bir isimdir? İsmun nekre bir kelime Peşine gelen cümle onun nesi olur? Sıfat olacaktır. Cümle olarak sıfat geliyor şimdi. İsmun bir isimdir. Nasıl bir isim? Delle Delalet eden, işaret eden. Hüve o isim yani. Hüve fail. Delalet eden bir isimdir. Ne ya ala hadisin. Bir işe, olguya, harekete, eyleme. Mücerredin. Sadece bir olaya işaret eder. Bir eyleme. Mücerred yalın demek. Hariç demek. Mine zamanı. Zamandan hariç, zamandan bağımsız olarak bir eyleme delalet eden isimdir. Kendisinde zaman manası yoktur diyor. Peki devam edelim. Evzanul <Sess German> evzanu mesadiril ef'ali sülasiyeti sülasi fiillerin mastarlarının vezinleri kalıpları nedir? Kesiratın çoktur. Evzan müpteda kesira onun haberidir. Mübteda ile haber arasında bir takım kelimeler girmiştir. Mesadir kelimesi masdarun mesadir cemi mükesserdir. Müntehel cumu kalıp diyoruz buna. Yani gayrimusaliftir. Lakin kendisi an itibariyle muzaf olduğundan dolayı ne olmuştur? Musarifleşmiştir. Şimdi evzen, muzaf artı müpteda. Mesadir muzafun ileyh artı muzaf. İkisi birden. Elef, ali'' muzafun ileyh artı mevsuf. Süresiye ise sadece efalin sıfatı olur. Kesira ise ta evzan kelimesinin haberidir. Veznun evzanun cemi keser o da. Mestalun mesadil o da cemi keser. Fiilun efalin bu da cemi keser doğru. Mastardan bahsediyor. Mastar şudur budur vezinleri çoktur dedi. Evet. Vehiye o hangi o? Yani mastar tuğrafı bilinir. Biline şey ne? hiye o mastar. Hiye mübteda. Tu'rafu hiye birlikte fiil cümlesi olarak. Tu'rafu meçhul muzari. Hiye naibu fail. Birlikte fiil cümlesi olarak haberdir. Mahalle mefhulu. Ne ile bilinir? Ne aracılığı ile? Bir sema'i işitmek. İşitme vasıtasıyla. Ve bir rucu'i ve bakmak. Rucu etmek. Dönmek ile. Ne? İlel kamusi. Kamus sözlük demek sözlüklere bakarak veya duyarak öğrenilen bir şeydir mastarlar. Ve minha işte o mastar vezinlerindendir. Mastar vezinlerinden bazısıdır. Min bazı tebiiz. Bir kısmı şunlardır diyor. Burada 18 tane vezine yer verilmiştir. İşte fa'lun kalıbında mastar gayrimimi olabilir. Örnek ver. Mesela nasara diye mazi fiil var. suru diye de muzari fiili var. Mazi nasara suru bunun mastarı nesrun yani ''Fa'lun''. Ne demek ''Fa'lun'' ne demek istiyorsun? Yani 3 harflidir bu mastar evvela. 3 harften oluşuyor. İlk harf ''Fetalı'' ikincisi ''Sukunlu''. Sonuncu harf ise zaten değişkendir. ''Fa'lun'' ''Fa'len'' ''Fa'lin'' olabilir. ''Fa'lu'' ''Fa'le'' ''Fa'li'' Cümlenin akışına göre en soldaki harfin harekesi değişir. Sen mastar gayrimimi vezinden ezber derken sonuncu harf hep böyle zam hep temin olacak diye ezberleme yani. Üç harf olabilir. İlk harf feta, ikincisi sukun olmak üzere. Nasrun örnektir. Nasara surunun mastarıdır. Fe'lun ilk harf esre, ikincisi sukun olmak üzere toplam üç harfli olabilirmiş. Alime ya'lemu fiilinin mastarı ilmun geliyor. Fe'lun gibi aynı kalıptır. Burada şu çizginin üzerinde belirtilen e, harekeler üstünde veya altında belirtilenler muzarisinin aynel fiilinin harekesini temsilen yazılıyor değil mi? Diyor ki yani muzari de aynel fiili fethalı da esreli de gelebilir. Sadece zammeli gelir. Sadece zammeli gelir. Sadece esreli gelir. Aynel fiilindeki hareke nedir? Muzari'nin. Onu ifade etmek için konulmuştur. Sözlüklerde de böyledir. Mesela diyor, hademe yehdumu diye bir fiil var. Bunun mastarı fiiletun ve zinde gelir. Ne demek? Esasen dört harflidir. İlk harf esre, ikincisi sukun, üçüncüsü feta ve dördüncü harf olarak en solda kapalı ta bulunur. İşte hidmetun gibi. Fuuletun şeklinde de gelir. Sehule kökünden da olduğu gibi. Bu şekilde. Buna farklı yerden de bakabiliriz. Mesela şuradan bakalım. Buradaki kitapta 18 vezne yer verilmiş Esasen Sülasi Mücerretlerin toplamda 32 vezni vardır Şu an onu görmektesin Katel Ektur Katlun 3 harfli olabilir bir mastar İlk harf Feta, ikincisi Sukun Yine 3 harf olabilir ama ilk harf Esre, ikincisi Sukun Yine 3 harflidir de ilk harf Zamme, ikincisi Sukun olmak üzere de olabilir veya 4 harflidir bir mastarda ilk harf fetalı, sonuncu harf kapalıta. İlk harf esreli, sonuncu harf kapalıta. İlk harf zammeli, sonuncu harf kapalıta. Tabi ikinci harfler hep sukun olmak üzere bu şekilde 4 harfi de gelebilir demek istiyor. Bunu yazmasa da örnekte bu sonucu kendin çıkartıyorsun. Bu satıra baktığımızda dağva, zikra, büşra ne var? Sonuncu harfler eliftir. İlk harf feta, ikincisi sukun ilk harf estre ikincisi sukun ilk harf zamme ikincisi sukun olmak üzere dört harfi de gelebilir burada şu satıra baktığımızda ufranun hirmanun leyanun yani buradaki durumu anlıyorsunuz İlk harf zamme olabilir esre olabilir feta olabilir İkinci harf zaten sukunu sonuncu harf elif nun elif nun elif nun şeklinde olabilir demek istiyorum 13 14 15'e baktığımızda Buradaysa khanikun, dalebun, Hanikun İlk harf feta ikincisi ester. Ne demek? ikinci harf hep sakin olmak zorunda değil yani. estreli olabilir. İkinci harf fetalı da olabilir. İlk harf böyle fetal olmak zorunda değil. İşte sigarın ilk harf esteli de olabilir. Fetalı esteli de olabilir. Bu şekilde devam ediyor. Toplamda 32 tane vezin varmış. Bunu da duymuş, görmüş olduk. Maslar hakkındaki o bilgiye daha çok şuradan ulaşıyoruz. Merahul ervah. Kısaca merah diye bir kitap var. Merah'da kitabı açtığımızda burada ne anlatıyor? Mesela diyor ki mastar var ya mastar diyor. E, diğer şeylerin kendisinden türetildiği bir kaynaktır diyor. Ve hüve asıl mastar asıldır. Türetme işlemi basrallara göre mastardan yapılır. Kü göre ise öyle değildir. Gerekçeleri var. Her birinin delilleri var kendileri hep e, değil sunmuşlar diyebiliriz. İki numaralı dipnota bakarsak Ya'lem sen bil ki ennel basri yine şüphesiz ki basrallar ve küfi yine ve küfeliler ihtelefe ihtelefa ihtelefu onlar ihtilaf ettiler. Hangi hususta? Fi ma hususta ki beynum kendi aralarında yani. Hangi konuda ihtilaf ettiler? Ennel mastara aslun ev el fi'le fiil midir asıl yoksa mastar mıdır asıl? Fevvehebe ileri bir görüş sundu. Görüş ortaya koydu ki El Basriyuna Basrallar neye dair bir görüş sunmuşlar. İla asaletil masları. Masların asıl olduğuna dair diğer kelimeler ondan türetildiğine dair bir görüş ileri sürmüşlerdir. E, peki el küfiyune küfeller ise ila salatil fiili onlara göre de asıl olan fiildir diğer kelime çeşitleri yani müştak dediğimiz ismi fail, ismi fıl sıfatı müşerbe, ismi taf değil gibi kelimeler fiilden türemiştir diyor küferler. Yani Bassallar da diyor ki hayır mastardan türemişlerdir. Böyle bir görüş ayrılığı da ne var? Söz konusu ve likul vahidin her iki gruptan her biri için iki gruptan da her biri için var ne var? Delailu çeşitli deliller var. keser gayrı akıl, müntehel cümle, gayrı musarif, haber değil, müpteda. Ve li <laughs> vahidin minet delailu. Öyle deliller ki, sıfat gibi sıfat cümlesi. Temesseku biha fi ispat Kendi talep ettikleri, ileri sürdükleri şeyi e, hususunda, ispatı hususunda sarıldıkları, dayandıkları çeşitli deliller vardır devam ediyor. Bastallar şuna dayandı, küfürler buna dayandı. İlerleyen sayfalarda devam etmektedir. Bu kitap e, Merah diye bilinen meşhur bir kitaptır. E, şöyle bir PDF sayfa sayısı 184 sayfalık bir PDF'miş. Sarftan bahsediyor genel olarak. Es-sarf ummul ulum. Merakları için ilgili kitabı daha önce video olarak çektik bizden bulabilirsiniz dedikten sonra mastar vezinleri böyleymiş burada 18 biz daha fazlasını gösterdik zaten etedriba tu alıştırmalar imle doldur el feraga boşluklar imle emri hazırdır gizli zamir ente faildir müfet müzeker muhatap emri hazır sukun üzeri mebli ente gizli zamir fail el feraga mefun ne ile doldur bir mastarin bir mastar ile doldur Nasıl maslar? Münasibin. Münasip. Uyumlu. Peki hayalimden mi getireyim? Minel efali taliyeti. Aşağıda yer alan fiillerden bahsediyoruz. Aşağıdaki fiillerin mastarlarını yaz yani. Varebe yadribu varbun. Garebe yadribu garbun. Nadara yanduru gibi artık bu şekilde devam ediyor. Önemli olan şu böyle hep hazır e, lokma vermek değil. Hazır balık vermek değil. Sen şimdi varbeden e, mastarın, varbun geldiğini nereden anladın yani? Veya şuradaki dala'dan mastar ne geliyor acaba? Ne görebiliyorsun? Gelelim şu dala fiilini sözlükte bulalım. Sözlükte bir fiil nasıl bulunur? Şimdi fiil dala ilk harf neyse önce sözlükte o harfi bulman lazım. Bulduktan sonra peşine gelen harfi sözlükten bulacaksın. Daha sonra diğer harfi. Yani sözlüğe gidip en soldaki harften ayını açarak kelimeyi aramayacaksın. En sağdaki harften aramaya başlamalısın. Peki ilk harfimize tıkladık. İkinci harfimiz nerede? Şurada talebe, dalea. Talebeden başlayalım biz buradan tıklayarak dala'a kelimesini görüntülemiş olduk. Diyor ki dala'a yanında u var. Ne demek? Muzarisi, nani fiili, zammedir demek. Hemen yanında mastarı var. Ne geliyor? Dulu'un. Demek ki mastarı imiş. Doğmak, yükselmek, yukarı çıkmak gibi manalara geliyor imiş. Dala'a e, fiili aynı zamanda a ile yani e, Muzari'de aynı fiili fetayla da gelebilir. Dala'a yat lu'u yat la'a. Muzdarın fiili zamme de gelebilir. Yat şeklinde. İki farklı şekilde gelebilir. Maslar yine duru. İlgili fiil mazide anne fiili esre, Muzari'de feta, da li'a yat şeklinde de kullanılır. O zaman tırmanmak manasına geliyor. Üstüne çıkmak. Kısacası bir fiilin hareketleri değiştiğinde manaya da etkisi olabilir. Olmayabilir de. Dolayısıyla sözlere bakmak çok önemli. Bir örnek daha yaparak tamamlayalım. Feteha. Feteha'yı sözlükten bul. Bunun için öncelikle ilk harfi olan F'ye gitmek lazım. Peşine F, T, H. O zaman T'ye gitmek lazım. Muhtemelen şurada gözükebilir. Evet. F, T, H, F, T, H. fiili muzardı. FETA'ymış. Mastar. Fethan, Fethun. İnna fetahna leke fethan mübina. Son cevap değişken. Fethan, fethun, fethin temin almayabilir de Bunu söylemiş idik. Herhangi bir şey açmak manasına geliyor. Ala harfi ile beraber kullanılır ise göstermek, keşfetmesini sağlamak gibi. İlgili fiil e, masları fethan diye karşımıza çıktı. Bunu farklı bablar aktarılmış halinde görüyorsun. Fettaha, fataha, tefettaha, iftetaha. Hatta şurada ne var bir de ayrıca. in fetaha çeşitli kalıplara isteftaha aktarılmış hallerini de görebiliyoruz. Demek ki sözlükte de bu şekilde kullanılıyor. Peki biz burada videomuzu tamamlayalım. Bu fiilimizde mastara ne olduğuna değinmeye çalıştık.